Gündem Özel'e hoş geldiniz. Çok özel bir ismi konuk ediyoruz programımıza. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Aspor stüdyolarına. Ulaş Uğraş Özdemir ve Murat Özbostan da bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de ev sahibisiniz. Birlikte başkanımızı ağırlayacağız. Biraz da sıkıştıracağız Sayın Başkan. Her şeyi soracağız. Girmeden önce öyle dediniz çünkü. Olsun, problem yok. Her şeyi sorabilirsiniz. O zaman en merak edilen ne ben başlıyorum izninizle. Efendim Onaço'yu izleyebilecek biz. Trabzonsporlar yolda, sosyal medyada nerede görseler bu soruyu bize soruyorlar. Size de sorduklarını biliyorum. Evet. Bir futbol severi olarak açıkçası ben de bir sezon daha izlemek isterim. Belki birkaç sezon daha Onaço'yu. İnşallah. Şimdi şöyle, Onaço'yla aramızda herhangi bir problem yok. Onaço gerçekten Trabzon şehrini hem kendisi hem ailesi çok sevdi. Ve burada kalmak istediğini bizlere, hocasına sürekli tekrarlıyor. Kampa da katılmadı kendi kulübünde. Kulübünün ciddi bir rakam talebi vardı. O da yavaş yavaş aşağı geliyor. Biz de biraz yukarı çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde bu işi noktalandırmayı planlıyoruz. Görüşmeler olumlu geçiyor. Yani bu transferde bir şey bitmedi. Yani imza olmadığı müddetçe hani bitti demenin çok bir şeysi yok ama olumlu ilerliyor diyebiliriz. Çünkü şampiyonlukta yarışacağınız doğal adaylar önemli evet. Takviyeler yaptı futbolcu bölgesine. B planı var mı ona açılmazsa? Var. Hazır. İsmini vermezsiniz de özelliklerini en azından Sayın Başkan. Gündeme gelen biri değil, öyle söyleyeyim. Basında adı geçmeyen. Geçmeyen ama önemli bir santrafor. İkisini de alabiliriz. Yani daha önce söyledim bunu. İkisini de alabiliriz. Yani ikisini ya Onaço alınırsa evet. İkinci bir santrafor olarak evet. Başka birini de alabilirsiniz. Evet, yine çok önemli bir ismi. Çok önemli bir ismi. Evet. Peki Onaço özelliklerinde olan pivot bir santrafor mu? Tarifi başladık diyorsun. Evet, o tipte bir santrafor. O da yine pivot evet. Bir santrafor. İsmi bilinen biri değil. Yani Türkiye'de adı geçmiyor dediniz ama dünyanın basına bildiği biri mi? Dünyada bilinen biri. Bir yıldız herkesin transferi beklesin mi Trabzonspor'da? Ya çok sıkıştırarak başladık. Yok yok, problem yok. Yani sonuçta şey, ben de bir an önce bunlar bitsin. Herkes rahata kavuşsun, biz de rahata kavuşalım, bu baskıdan kurtulalım. Ama dikkatli olmak zorundayız yöneticiler olarak. Çünkü önemli konu maliyet burada. Maliyetlerin artmaması için biz de kelimeleri dikkatlice söylüyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Herkesin bildiği, dünyaca bilinen bir santraforla görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde belki önce biri, sonra biri veya sadece biri Trabzonspor formasını giyecek. Ama Onaço olmasa bile bir B planı olarak hazırda bekliyor. Yani ikisi de ilerliyor. Kim olduğu hazır. Yani anlaşma anlamında oyuncularımızda problem yok. Onun da kulübüyle görüşüyoruz. Dediğim gibi o da çok önemli bir isim. İnşallah önümüzdeki günlerde inşallah ikisi veya en azından birini Trabzonspor forması giydireceğiz. Benim sizin bu söylediklerinden sanki ikisini Trabzonspor alacakmış gibi anlıyorum başkan. Niyetimiz o yönde Ulaş Bey. Ama bu tabii şey kontenjan da bir sayısı var. İşte onu da soracaktım. Elimizdeki yani. Oyuncuları da yavaş yavaş bırakıyoruz zaten. Açıklamalarını yapıyoruz. Bugün yarın da yine bu yönde ayrılmalar konusunda gelişmeler olacak. Gelen oyuncular da olacak. Dengeli bir şekilde zarar etmeden hepsini aynı anda götürmemiz gerekiyor. Çünkü bir anda bu tarafı doldurduğumuz zaman bu sefer içerideki göndermek istediğiniz oyuncular da şunu biliyor tabii menajerleri kendileri. Türkiye'deki sınırlamayı biliyor. Dolayısıyla bir şekilde elden çıkartılması gerektiğinde farkında olacağı için tabii maliyetler o seviyelerde değişmesi gerekiyor. Bu da eleştiri alıyor Sayın Başkanım. Mesela hani neden fesih yapıyor Trabzonspor? Karşılıklı olarak yani oyuncuyu kiralayabilir, satabilir ama yani sırf bu yabancı kuralından dolayı evet. Tabii kulüplerin eli kolu da bu anlamda bağlı dediğiniz gibi ama yani fesihten başka bir çaresi yok gibi bir durum anlaşmanın yılına çıkıyor. Göre de değişiyor bu. Biz geçen yıl yaptığımız anlaşmalarda kulübün o günkü mali durumu itibariyle alabileceğimiz oyunculara yönlenmiştik. Fakat bunlarla da yaptığımız anlaşmalarda 2 yıllık yapmaya dikkat etmiştik. Anlaşmaların çoğu 2 yıllık. %90'ı. Dolayısıyla zaten geçen yıl 1 yıllara doluyor. Bu yıl zaten kiraya versen de yıl sonu serbest kalıyor. Hı hı. Yani bir şey değişmiyor açıdan maliyet açısından. Biz sonuçta bir an önce tutmak istediğiniz oyunculardan da yollarımızı ayırmış oluyoruz. Zaten anlaşmaları örnek işte kurbeli soruyorlar. Zaten 2 yıllık anlaşması. Veya isim vermeyeyim şimdi. Başka oyuncular da gideceğiz zaman zaten onların anlaşmaları 2 yıllık yapılmıştı. Dolayısıyla kulüp açısından hani bir yıl kiraya verdin bekledin. Zaten yıl sonu yine serbest.
Ama herhalde en büyük problem burada Gomez gibi duruyor başkanım. Evet, onu... Gomez'de 3 yıllık bir eskiden kalan bir anlaşma var, devam ediyor. Gomez gittiği kulüpte de iyi bir performans gösteremedi. Dolayısıyla şu an onunla alakalı bir sıkıntımız var. Evet, doğrudur. Oyuncuyla görüşüyoruz. İnşallah bir orta nokta bulup durumu dikkat değerlendireceğiz. Yani şu anda öyle bir sıkıntımız olduğu gerçek. Evet. Evet. Uğurcan kalacak mı Sayın Başkan? Ya da Avrupa'dan teklif var mı? Sezon içerisinde Uğurcan konusu çok polemik konusu oldu. Ama sezon başı kampında Uğurcan var. İyi çalışıyor. Devam edecek. Uğurcan yoksa... şu anda kampta. Evet. Dün itibariyle başladılar. Bu saate kadar tabii milli takım falan vesaire. Hı-hı. Sonra izin gelememişti. Ama Uğurcan bu şehrin evladı. İyi bir Trabzonsporlu. Bu formayı giymekten gurur duyan Trabzonlulardan. Duymayanlardan değil. Dolayısıyla Uğurcan bizim her zaman kardeşimiz. Dostumuz, arkadaşımız. Uğurcan'ın bir hayali vardı. Uğurcan Avrupa'da oynamak istediğini bize söylüyordu. Biz de bu hayali gerçekleşmesi için Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden biri Uğurcan'a talip olursa kendisine gitmesi konusunda anlayış göstereceğimizin sözünü vermiştik. Şu ana kadar böyle bir gelişme yok. Yani konuşulanlar var ama resmi anlamda kulübe gelip hani Uğurcan'ı istiyoruz denilen bir teklif şu an itibariyle yok. Dolayısıyla şu an itibariyle Uğurcan biz planlamamızda bu sene biz de devam edecek diye planlıyoruz. Uğurcan da şu anda kampta çalışmalarını yapıyor. Önümüzdeki günlerde bir gelişme olursa Trabzonspor ona göre tekrar bir planlama yapacak. Ama şu an itibariyle böyle bir gelişme yok. Bir kaleci almayı da düşünüyor musunuz? Ne olur ne olmaz diye. Uğurcan giderse hocanın raporunu bu konuda alıp hemen gerekeni yapacağız. Ama Trabzon'un hafızasında artık yeni kurduğumuz izleme ekibiyle alakalı konuşayım biraz. Yani bu konu biraz orayı ilgilendiriyor. Santafor anlamında da, sağ bek, sol bek anlamında da, süper anlamında da, 8 numara, 10 numara anlamında da hazır bir listemiz var bizim. Hazır ve takip ettiğimiz listemiz mevcut olduğu için üzerinden ilerlememiz kolay oluyor. Yani bu listenin takibi de şöyle yapılıyor. İzleme beğeniyor. Hocamıza öneriyor. Hocamız da bunu izledikten sonra evet bunu takip etmeye devam edelim raporunu veriyor. Veya alalım raporunu veriyor. Her halükarda ya almak için uğraşıyoruz veya takibi için tekrar uğraşıyoruz. O arada tekrar izlettiriyoruz canlı olarak. Maçları takip ediliyor banttan. Sonuçta her maça gidilemiyor tabii ki. Banttan takip ediliyor ve sürekli olarak bu oyuncular hakkında bir bilgi hazinesi kulüpte bulunuyor. Biz de gelen yerin pozisyonuna göre o bilgi hazinesine bakıyoruz. Orada bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Yani şu anda havada olan yeni sağ bekte bu şeyden liseden doğru. Gelen bir. Havada olan sağ bek evet. Pedro, evet. Maleiro. Haber almışsınız evet, zaten evet. Bu yüzden kabul edelim. Evet. Kameralarımızı gönderdik başkanım. İndiğinde sizin sözünüzü keseceğiz yüksek müsaadelerinizle. Transfer gelişmesi vereceğiz çünkü. Biraz hikayesi var mı? Bir anda mı gelişti? Çünkü... Hikayesi takip ettiğimiz bir oyuncuydu geçen yıldan beri. Thomas gelmeden önce de konuşuluyordu. Ama hocamız geçen yıl oraya tecrübeli bir sabek arıyordu. Thomas da buna uygun bir karakterdi. Yeri gelmişken tabii bu konu da çok polemik konusu evet, oldu. Evet onu soracaktık gidişi, zaten. FIFA izin vermiş galiba oynamaz şey yapmasa. Şu anda avukatlarımız görüşüyor konuyu. Zaten genel olarak bunların hepsine izin veriyor. Sonradan konuyla alakalı bir işlem yapıyor. Şimdi durum şu. Münye konusu. Evet. Bize oyuncu geldiği zaman açık sözlü olarak ailevi bir probleminden bahsetmişti. Açık açık anlattığı için biz de oyuncunun bu düşüncesine saygı duyduk. Sonuçta şu var. Kimisi de bunlardan bahsetmiyor. Siz de öğrenmemiş oluyorsunuz. Ve geldikten sonra bu onun performansını etkiliyor. Ve parasını her halükarda vereceğiniz bir oyuncudan performans alamıyorsunuz. Şeyden ayrılmak istiyor. Ama yapacak da bir şeyiniz kalmıyor. Thomas'ın bu konudaki yorumları bizim açımızdan önemliydi. Yani doğru dürüst davranmıştı bize. O dönem öyle yorumlamıştık olayı biz. Anlaşmada şu yazıyor. Thomas'ın ailevi durumundan kaynaklı kulübe talepte bulunursa, kulübe de gideceği kulüpten bir teklif gelirse... Burada bir para söz konusu değil yani bedelsiz transferi için. Yani biz zaten bize bir para ödemeyecekti yani. Gelirse biz Ünier'i serbest bırakacaktık. Hı hı. Ama bu anlaşmada şunlar da yazıyor. Yani sezon bitiminde bu konuşulacak filan vesaire konuları da vardı. Sonuçta bir anlaşma vardır ama o anlaşma içerisinde sezon bittikten sonra hocamız, biz, yönetim, yani yönetimden bu konuyla alakalı sorumlu arkadaşımız daha doğrusu İbrahim Bey, kendisiyle sürekli görüşüyordu. Herhangi bir şekilde Trabzon'dan ayrılma niyeti olan bir oyuncu değildi. Bunlar hem yazılı hem sözlü. Yani bunlar yazılı olarak da bizde var. Tabii bir anlaşma değil. Bir şey ifade etmiyor ama yani ben insani olarak bu durumu anlatıyorum burada şu anda. Gelmeden bir gün öncesine kadardı. Yani bu olay olmadan bir gün öncesine kadardı. Biletler alınmıştı. Trabzon'a geleceği tarih belli. İtman'a çıkacağı tarih. Hepsi belliydi bunların. Son gün gece işte
23.50 civarları yanılmıyorsam, tam dakikası hakkımda değil, bir mail atarak Trabzon'a gelmek istemediğini, kulüpten ayrıldığını tarafımız iletti. Tabii etik durmuyor. Yani eğer bu kadar zaman içerisinde sen bu kadar insanla çalışmışsın, işte hocanla çalışmışsın, arkadaşlarım var, onlara veda etmeden, hocana söylemeden. Çünkü bir gün önce önümüzdeki yıl oynanacak sistemi konuşuyorsun. Aynı gecenin 12'sinde bir mail atarak ayrılıyorsun. Bu mantıklı durmuyor. Dolayısıyla kaldı ki uçak biletlerinin de alındığını söylüyor. Hepsi gelişi için filan. Dolayısıyla Trabzonspor Kulübü kendisine yapılan bu yanlışın peşinde. Hem kendisiyle ilgilenen kulübe isim vermeyeyim şimdi, onu da biliyoruz. İddia çektik. Hem oyuncunun avukatına çektik ve şikayette bulunduk. Tabii uzun bir süre olacak bu yani. Bu şikayetleri hemen değerlendirmiyor sonuçta. Sonucunu hep beraber göreceğiz. Bir sayı var mı başkanım aklınızda? Yani Trabzonspor kaç transfer yapacak? Planınız nedir? Öngörünüz nedir? Gidecek oyuncular da olacak bundan sonra. tahminim 5 veya 6 transfer daha. Yani sağ bek içinde gerçekleştirmiş olacağız bir duruyor. Bu şimdi tabii dün yeni bir federasyon başkanı seçildi, yönetimi seçildi. biraz önce yabancı oyunculardan bahsederken gidenler ve işte geleceklerle beraber fesihler de olduğunu belirttiniz. Mesela bir kulüp başkanı olarak yeni yönetimden beklentileriniz içerisinde 12 olan yabancı sayısının tekrar 14'e çıkması ya da başka bir rakama çıkması var mı? Bu konuyla ilgili bildiğim kadarıyla Kulüpler Birliği'nde İbrahim Bey bir toplantı da yaptı. Belki bir talep olarak bu iletildi mi? Açıkçası merak ediyorum çünkü özellikle 4 büyük takımın rakamsal olarak ciddi sıkıntıları var. Mesela Okan Buruk bu konudan bahsetti. Yanılmıyorsam Sayın Abdullah Avcı yine aynı şekilde yabancı konusunu gündeme getirdi. Böyle bir beklentiniz var mı yeni federasyon yönetiminden tekrar yabancı sayısını gözden geçirmesiyle ilgili? Şimdi şöyle, bir defa bu karar geçen yıl federasyonun Kulüpler Birliği ile yaptığı, tüm kulüplerin de görüşlerini belirtilerek alınan bir karar. Yani herkesin burada bu kararın alınmasında büyük çoğunluğun onayı var yani. Biz de dahil olmak üzere. Şimdi durum şu. Tabii bazen bazı gelişmeler tabii kulüplerin işine gelmiyor oyuncular açısından. Ayrılmalar gerekiyor bazen. Bazen göndermek istediğin oyuncular olabiliyor gelişen dönemde. Şu anda tabii çok yeni. Hani bizim böyle bir talebimiz olmadı şu an için. Ama başka kulüpler de bunu dillendiriyorlar. Böyle bir talep olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama burada asıl konu şu. Bir şekilde yani kural aynı kalsa bile bence. Çünkü şey olabilir belki. Yani en azından kulüplerin zarar etmeyeceği, yani elinde oyuncu kalsa lisan çıkartamadığınız zaman tabii serbest kalma durumu oluyor oyuncunun. Bunun önüne geçebilecek bir sistem olabilir veya belki başka kulüplerin başka bir talepleri olacak. Yeni yönetim bunu nasıl değerlendirecek bilemiyorum tabii. Böyle bir şey konuşmadık şimdi, doğrusunu söylüyorum. Ama ben bu kuralların sıkça değiştirilmesinin de doğru olduğunu düşünen biri değilim. Belli bir kural alındıktan sonra da belli bir yıl boyunca bunun uygulanması lazım diye düşünüyorum. Ama burada hani bu sadece Trabzonspor'u bağlayan bir konu değil. Diğer kulüplerin görüşlerine de saygılı olmak lazım. Sonuçta bu ciddi maliyetler, herkesi düşünmek lazım. Bilmiyorum yani, bu konu seçildikten sonra bir konuşulan bir konu değil. Son zamanlarda da konuşulan bir konu değil. Belki işte yeni federasyon göreve başladıktan sonra yeni bir toplantıda başka bir şey konuşabilir miyim bilemiyorum şu anda. Yani bir planlamamız yok. İzin verirsen Cüneyt, buradan tabii devamla bir şey sormak istiyorum. Sizin Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak, bir futbol adamı olarak yeni federasyondan böyle 3 tane bir şey saysanız, yani 3 madde saysanız beklentileriniz neler? Şimdi biz Türk futbolunda adaletin olmadığını düşünüyoruz. Bunu bugüne kadar yaptığımız tüm açıklamalarda da açık açık söyledik. Bizim için yapılan bir olayda karşılığı A oluyor, başka bir kulüp için B oluyor, başka bir kulüp için C oluyor. Bunların bir defa düzeltilmesi lazım. İkincisi, sahada biz yani bu hakem işi başlı başına Türkiye'de bir kaos haline geldi. Hakem ve VAR. Ya biz VAR'dan sonra bazı şeylerin düzeleceğini düşünürken VAR da artık bir komple teorilerin ötildiği yer haline geldi. Öyle ki bu işin sonunda yabancı VAR hakemleri bile devreye girdi. Burada federasyonun ciddi bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum ben.
Ben yani alınan kararların insanlara bir şekilde, çünkü bazı yerlerde bu iş artık komple teorilerine dönüyor. Ya bunun önüne geçemiyorsun. Artık bu Türkiye'de bu iş buraya geldi. Belki alınan kararlar Avrupa'da bazı ülkelerde olduğu gibi hemen canlı olarak, hani yorumlanarak da insanlara gösterilmesi pek çok şeyin önüne geçebileceğini düşünüyorum. Yani insanlar neyin niye olarak karar verildiğini anlamaları iyi olur. Avrupa çünkü, Futbol Şampiyonası evet, da uygulandı. Uygulandı. Yani çünkü çoğu insan kuralları da tam net olarak bilmiyor. Bilmediği için de bu dedikodu mekanizması bir şekilde ilerliyor ve çok farklı komple teorilerine dönüyor bu iş. Üçüncüsü, gerçekten Futbol Federasyonu başkanı verdiği sözlerin arkasında durması gerekiyor. Konuştuğu şeylerin arkasında durması gerekiyor. Bizim en çok eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi de buydu. İbrahim Bey'in duruşunun bu konuda ben net olacağını düşünüyorum. Kendisi ilk geldiği günden beri konuşmalarında adaletten bahsediyor. Ama herkes için adaletten bahsediyor. Trabzonspor, her zaman söylüyorum, bizim adaletten beklentimiz adaletin herkese eşit şekilde dağıtılması. Beklentimiz adalet benim adaletim değil yani. Benim çıkarlarım değil. Biz tüm açıklamalarımızı da buna benzer söylemlerde bulunduk. Bu çok önemli. Türk futbolunun en büyük eksiğinin ve insanların buraya inancının ve güvencinin kalmamasının en büyük sebebinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok farklı şeyler oluyor. Yani akılla açıklanamayacak şeyler oluyor. Hani burada eski sezonla alakalı çok konulara girip spekülasyon olmasını istemiyorum ama bu üç şey çok önemli. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetiminin bence en büyük sınavı bunlar da olacak. Sayın Başkan duruşundan taviz veren biri değil. Ben bu konuları çözeceğine inanıyorum. Yabancı var devam etmeli mi sizce? Vallahi, Trabzonspor'un görüşü burada ne yönde? Şu şöyle, insanların kafasındaki bu adalet inancı yerleşene kadar her türlü yöntem kullanılabilir. Yani bir şekilde bu sorunların aşılması lazım. Yani Avrupa'da da hatalar oluyor ama hata var, hata var. Ya bizde öyle hatalar oluyor ki, yani baktığın zaman varın başında hep beraber seyrediyoruz şimdi. Ol orta bir hareket var mesela. Adam diyor ki yok. Ama bana yok. Başka takımlara var. Başka takımlara böyle bakıyorsun, 3-5 pozisyon geriye gidiyor adam. İşte oradan top oraya gelmişti, oradan oraya gelmişti. Tamam, oradan giderken bir şey oldu, ayağına dokundun, gel faul, işte iptal. Ya, Trabzonspor'a bakıyorsun. Adam neredeyse, ya bizim oyuncumuzun kolunun kırıldığı pozisyonda, kolunu kırdı tekmeyle adam yani. Adam havada iki takla attı, yere çapıldı. 2 metre boyundaki adam yerinden kalkamıyor. Hakem ben gördüm diyor, bir şey yok diyor gözüyle. Bu arada sordum diyor, problem yok diyor, devam. Kolunu kırıyor tekmeyle. Kırılma artık yani. Alper adam da öyle galiba ufak vardı. Tefek bir adam değil yani. 2 metrelik dev gibi bir adamın kolunu kırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam o da hakemliği bıraktı. Yani çok enteresan şeyler oluyor. Yani ben İstanbul'da bir Fenerbahçe maçından sonra bir açıklama yapmıştım. Şimdi Fenerli arkadaşlarımız yine kızacaklar. Şöyle bir şey var. Yani orada da çıkışta söylemiştim. Hep biz örnek kullanıyorsun diyorlar. Denk geliyor demek o maçlara bizim iş, yani Trabzonspor'un sıkıntıları. Olabilir böyle şeyler. Onlar için de tam tersi geçerli bu arada. Onlara da hak veriyorum. İstanbul'daki maçta olan olaylar, yani VAR'da çalınan, çalınmayan penaltılar, bize başka, oraya başka. O maçın çıkışında da söylemiştim. Kazandığınız maç. Evet, kazandığımız maçtı üstelik. Bu gerçekten çok adaletsiz oluyor. Yani bana yapılması için söylemiyorum. Hiçbir Fenerbahçe'de yapılmasın, Galatasaray'da yapılmasın, Beşiktaş'a da olmasın, Sivas'a da olmasın, ne bileyim işte Kayseri'ye de olmasın, Konya'ya da olmasın. İnsanların vicdanının bu şekilde yaralanmaması lazım. Ondan sonra herkesin kafasında bu problemler oluşuyor, haklı olarak oluşuyor. Bu problemin bir an önce artık teknoloji kullanılarak veya dediğim gibi işte VAR kararları açıklanarak, yabancı VAR olabilir, başka şey olabilir. Yani yerlilerin eğitimleri çok daha iyi yapılabilir. Ondan sonra ortaya koyulabilir bu işler. Ama bir şekilde artık Türk futbolunda teknolojinin bu kadar ilerlediği yerde, bu kadar paraların teknolojiye harcandığı bir yerde bu hataların olmaması lazım. Diyorum, bu teknik durum. Bir de gözle görülen, hata olmayan, kasıtlı verilen işler var. Açık söylemişti Fenerbahçe maçından sonra. VAR hakemi kasıtlı olarak ne söylüyor?
kısıtlı olarak penaltıları verdi. Olmayan penaltıları yarattı. Kasıtlı olarak. Net yani, herhalde bir şey olacak bir durum yok. Bunların da Türk futbolundan temizlenmesi lazımdı. Bu temizlik görevi de bize düşüyor. Maalesef. Sonra hani Trabzonsporlular hakemi böyle yaptı oluyor. Dediğim gibi o hakemin hakemlerinin bitirilmesi lazımdı. Hakemlerinin bitirildiği de çok iyi oldu. Çünkü insanların gözünün içerisinde bakarak bu tip işleri yapmak başka bir şey. Sen bize başka bir şey söylüyorsun yani. Bir sürü insanı sokakta tahrik ediyorsun. Tüm bu insanlar karşı karşıya geliyor. Kulüp başkanları karşı karşıya geliyor. Taraftarlar karşı karşıya geliyor. Bunların ne benim lehime, ne aleyhime, ne başka bir takımın lehine ve aleyhine olmaması lazım. Yani burada gerçekten herkesin, biz kulüp başkanlarının da biraz daha bu dönem artık söylemlerine daha dikkatli olması lazım. Hakemlerin de daha dikkatli olması lazım. Sayın Federasyon Başkanı açıkladı. Ben hakemlerime sahip çıkacağım diyor. Hakemlerine tabii ki sahip çıksın. Trabzonspor üzerinden de bir örnek verdi Hüseyin Hacı Osmanoğlu. Yani ben bakın şöyle söylüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu, İbrahim Bey gerçekten bu işi çok ortaya, çok açık sözlü ve çok net yürüteceğine inanıyorum ben. Çok açık söylüyorum. Yani Trabzonspor bir Anadolu takımıyla oynarken evet, hakem takdir hakkını gerekirse rakipten yana kullansın şekli bir örnek verince. Tam öyle çok... değil ama orada hani ufak bir fark olursa hani bu anlamda söyledi onu. Ya şöyle... sizin tabii genel mantığında bu işte en büyük zararı gören Anadolu takımları. Anadolu takımlarının biz hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz ama tabii biz sesimizin gür çıkması sebebiyle biraz işlerimizi bir Anadolu takımı olarak çözebiliyoruz ama Anadolu'da gerçekten bu işler ciddi hakem katliamlarına, katliam diyorum artık ona ben, karşı karşıya kalıyorlar. İnanılmaz şeyler oluyor maçlarda. Hele bir altlıklarda orada zaten başka bir şov var. Yani orada olmayan yok yani. Ne ararsan var. Dolayısıyla bu işlerin artık alttan yukarı başlayarak ve üstten aşağı başlayarak fark etmez, bir şekilde temizlenmesi lazım. Bu işlerin bir yola girmesi lazım. Yoksa Türk futbolunda bu stres, kavga, gürültü bitmeyecek. Bunu gerektiriyor bunlar yani. Peki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bir dönem Trabzonspor Başkanlığı da yaptı. Şimdi Federasyon evet, Başkanlığı koltuğunda oturuyor ve hakemler konusunda geçtiğimiz sezona yönelik eleştirileriniz var. Haklıdır, haksızdır, evet, kamuoyu karar versin, biz tarafsız kalalım diyorum. Ama bu sezon neler yaşayacak, ne olacak? Ve Trabzonspor bu defa koltukta bir Trabzonspor başkanlığı yapmış isim varken nasıl bir politika izleyecek? PPDK'ya sevkleriniz artık yokmuş Sayın Başkanım. O yüzden... herhangi şimdi, bir hatada rahatlıkla konuşabilirsiniz. İnanın şöyle, yani hiçbir başkan, bir kere şunu netleştirmek lazım. Her kulübün başkanı gerçekten çok sıkıntılı işlerle mücadele ederek burada başkanlık yapıyor. Hiç rahat bir kulüp başkanı yok. Özellikle Anadolu'da inanılmaz emekler vererek, inanılmaz sıkıntılara katlanarak kulüp başkanlığı yapılıyor. Bir defa bütün taraftarların bunu bilmesi lazım. Gerçekten söylüyorum, çok büyük sıkıntılarla kulüp başkanlığı yapılıyor. Tüm bunların yanında bir de o kadar sıkıntının içerisinden başkan çıkıyor, geliyor, oturuyor. Zaten sağdan soldan tribünler biliyorsunuz malum. Bir de üzerine üstlük hakem olayı yaşanıyor. Doğru. Hakem olayı yaşanmasıyla bitmiyor iş. Bu sefer taraftar camialar başkana dönüyor. Hakem bizi öyle yaptı, sen ne yapacaksın? Falanca kulüp başkanı hakemi aldı. İşte hakem gitti, sen niye hakemi şey yapamıyorsun filan. Bunların hepsinin Trabzonspor kulübü de yapsa, başkası da yapsa bir şekilde artık yani düz bir yola girmesi lazım. Hı hı. Hakemlerin de kendilerine çeki düzen vermesi lazım. Onların da eğitim açısından belki sıkıntılar olabilir veya insan kaynağı açısından problemler olabilir. Bunların da bir an düzeltilmesi lazım. Bunlar yapılana kadar yabancı hakem olabilir, yabancı var olabilir. Yani ben hepsini okuyayım Trabzonspor Kulübü olarak. Yani Türk futbolunda bu kaosun, hakem kaynaklı, hakem yönetimi kaynaklı kaosun, İnsanların karşı karşıya gelmesinin, Allah göstermesin, geçen yıl ben çok korktum. Yani birinin başına bir şey gelecek diye. Ya bu bitirdik ama bu yıl inşallah yine böyle kavgalı, gürültülü şeyler yaşamayız. Dediğim gibi herkesin o sorumluluk peşinde hareket etmesi lazım. Herkesin sorumluluklarının gerekeni yapması lazım. Bizler dahil olmak üzere. En büyük sorumluluk da bizlere düşüyor. Başkanlara, yönetim kurulu üyelerine düşüyor. Ama hakemlerin de gerçekten kendilerine biraz çeki düzen vermesi lazım. Niye herkes hakemleri konuşuyor? Veya Türk futbolunda federasyon başkanı gidiyor, kulüp başkanı gidiyor.
Ama belli bir ekip hep devam ediyor. Yani hep ortada bir şey konuşuluyor. Ama sorumlu kulüp başkanı, sorumlu federasyon başkanı, sorumlu yönetici ama sorumlu hakem yok. Yani bir şekilde hani biz işi bir yere getirirsek... Başkanın başkanlara da kızıyorlar ama hep hakemleri konuştukları için. Buna yorumunuz nedir? Doğru, o da doğru. Bize de kızıyorlar. Başkanları konuşturmasınlar. Şimdi şöyle, inanın hiçbir başkan, ben yani hepsiyle konuşuyoruz, görüşüyoruz, kimse keyfinden konuşmuyor. Cidden ekonomik sıkıntılar çok yoğun. Ben takip etmesem bile sosyal medyayı takip eden kulüp başkanları var. Dolayısıyla daha çok psikolojileri bozuluyor. Taraftar işin içinde, tribünlerde her türlü baskı, hakaret, küfür. Bunlar Türk futbolunun gerçekleri. Tüm bunların yanında bir de sahada hakkın yenince tabii sigorta atıyor. Ondan sonra işte söylemler ortaya çıkıyor, olaylar ortaya çıkıyor. Hem bizim hem hakem camiasının karşılıklı daha dikkatli olması gerekiyor. Bu işin şeysi bu. Yani bunu hep beraber üzerinden geçebiliriz. Başka türlü bu işin çözümü olmaz. Sosyal medyanın kulüp başkan ve yöneticilerini etkilediğini düşünüyor musunuz oradaki yorumların? Ha, bu konuşuluyor zaten yani hani. Alınan kararlarda yani işte bir baskı oluşuyor, bir gündeme getiriliyor ve sosyal medyada bir anda gündeme oturuyor ve bundan etkilenip başkan ya da yöneticiler ona göre bir hareket tavır alıyorlar mı sizce? Yani ya bu konu çok konuşuldu, biz o zaman bu kararımızı değiştirelim ya da bunu uygulayalım. Ya şöyle, hayır yani mesela bizi de arkadaşlarımız getiriyor filan işte. Şöyle şeyler oluyor diyelim ki, örnek veriyorum işte. Bir transfer yapacaksın. İşte bu çok yazılıyor, bunlar dillendiriyor. Benim de bir ekibim var, bana böyle getiriyorlar arkadaşlar sağ olsunlar filan. İşte yok sosyal medyada işte bunu beğenmedik, işte bu gitsin o gelsin filan işte. Yok yönetimi işte kararından vazgeçirdik filan diye öyle. Tabii yani hani yaşlar itibariyle genelde daha genç arkadaşlar kullanıyor. İnanıyorlar belki bunlara. Ama yani kulüp var, başkan var, başkan var. Etkilenen de vardır, etkilenmeyen de vardır bu işlerden. Ama biz kendi kulüp başkanları kendi aramızda oturduğumuz zaman da işte oradan bize bunlar söyleniyor, buradan bunlar söyleniyor. Konular konuşuluyor. Yani bu sonuçta sosyal medya artık hayatın gerçeği oldu. Yani futbol için değil bu. Siyasette de aynısı. Ticarette de aynısı. Handbolda da aynısı. Baskette de aynısı. Ya bu futbol için geçerli değil bunların hepsi yani. Bunların hepsi artık bir dünyanın gerçeği oldu. Türkiye'nin de gerçeği oldu. Avrupa'da bu kadar kullanılmıyor belki ama Türkiye'de etkin olarak bunlar kullanılıyor. Sayın Başkan, dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimlerinde Samsun Spor Başkanı'nın bazı ifadeleri oldu. Yani ortada hiçbir gündem yokken, hiçbir konu yokken, hatta yani Trabzonspor'la Samsun Spor arasında bir problem de yokken, hiçbir şey yokken, ya sahada bir rekabet olabilir. Taraftarlar birbirlerine karşı maçlardan önce ya da sonra işte çeşitli göndermelerde bulunabilir. Bunlar işin zaten doğasında olan şeyler ama özellikle bir kulüp başkanının dün federasyon seçimlerinde çıkıp Samsun Spor Başkanı durup dururken Trabzon'la bizim aramızda, bizim camiamızla onlar arasında bir sorun olduğu için biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na oy vermeyeceğiz gibi bir ifade kullandı. Sonra siz çıktınız, bence çok gayet yerinde, düzgün ifadelerle de aslında işin nasıl olması gerektiğini, yani sorumluluk makamında olan insanların aslında ne tür bir açıklama yapması gerektiğini de güzel bir örneğini verdiniz. Bu konuda da size teşekkür ediyorum. Yani neydi bu açıklama Samsun Spor Başkanı'nın? Neden böyle bir şey yaptı? Sanki yani ben orada Samsun Spor Başkanı'nı değil de başka birilerini izler gibi oldum dinlerken de. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle ben bu şeyi yine bir yayında öğrendim. Yani A-Spor'da zaten herhalde konu konuşulmuş sabahleyin. Evet. Ben de orada bir yayında öğrendim. Şimdi şöyle, Samsun bizim komşumuz. Dün de ben bahsettim. Samsun'da çok değerli arkadaşlarımız var. Değerli iş adamları var. Samsun'un başkanı da çok değerli bir insan. Yani ciddi fedakarlıklarla kulübünü yönetiyor. Zaten parasını her şeyini ortaya koyuyor. Ben kendisiyle beni aradı. Yani aradı derken burada mısın diye birbirimize haber şey yaptık. Zaten aynı yerdeydik yani. Sonra konuştuk. Dedi ki söylemlerinde bir yanlış anlaşılma oldu. Niyetim dedi bu değildi başkan dedi. Ben de niyetinin olmadığına inanıyorum. Samsun Spor'la bizim aramızda bu tip bir şey olması için bir gerek yok. Şöyle
bizim her söylemimizden genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz başka şeyler çıkartıyorlar. Ben dün bununla alakalı detaylı bir açıklama yaptım. Samsun bizim her zaman ligde olmasını istediğimiz, her zaman ligde görmek istediğimiz, bunu canı gönülden söylüyorum. Çok da güzel yüzü de bir şehir, önemli bir şehir. İnşallah bundan sonra da her zaman Süper Lig'de olacaklar komşumuz olarak. Onlar gelecekler, biz de basmana gideceğiz vesaire. Biz de başkanlar söylemlerimize daha dikkat ederek o gencecik kardeşlerimizin karşı karşıya gelmesine engel olacağız. Aynı şeyler Rizespor için de geçerli. Rizespor'un da yine çok değerli beyefendi bir başkanı var. İyi de arkadaşımız bizim, sağ olsun. Biz bu sefer, yani geçen sene de Rize'de hem onlar bizi çok güzel ağırladı, hem de biz onları çok güzel ağırladık Rize'de. Dolayısıyla hem biz Rize ile hem Samsun Spor'la komşuyuz. Biz komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Samsun da bizi sağ olsun, Samsun da çok güzel ağırladı. Samsun Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kuryeleri. Biz de onları Trabzon'da ağırladık. Ya buna rağmen böyle bir açıklamanın yapılması... Spontane gelişmiştir diye düşünelim. Zaten başkan niyetinin olmadığını bana belirtti. Sağ olsun kendisi geldi, anlattı. Ben başkana inanıyorum. Bir şeyimiz yok yani, hani oldu bitti diyeceğiz. Yani esas da bir hata olmadı ama usul hatası bir şekilde düzeltildi diyelim. Konuştuk aramızda, hallettik. Eyvallah. Dediğim gibi biz komşuyuz. İki komşu şehir. Biz aynı tavanın balığıyız derler ya bizim orada. Rize için de geçerli bu. Samsun için de geçerli. Trabzonspor Kulübü'nün ne Samsun Spor Kulübü'yle veya Rize Spor iki komşumuzla asla bir problemi olmaz. Biz Trabzonspor Kulübü olarak dediğim gibi işte yıllardır bir mücadele veriyoruz. Hep her yerde söylüyorum ben. Biz dünyanın en büyük şehir takımıyız. Dünyanın her yerinde taraftarımız var. Nereye gitsek stat dolduruyoruz. İstanbul'da 80 bin kişi oynuyoruz. Stat 180 bin olsa 180 bin oynarız. Şampiyonluğu kutladık İstanbul'da 1 milyon kişiyle. Gerekirse 2 milyonla kutlarız. Türkiye'nin başka bir şehrinde de kutlarız. Biz böyle bir takımız. Dolayısıyla bizim kendi içimizde başka bir şeyimiz yok. Yani biz bunların derdindeyiz. Bunları nasıl daha geliştiririz? Kupa sayımızı nasıl arttırırız? Nasıl şampiyon oluruz? Tek planlamamız bunlar. Evet, şimdi onu dediniz. Hemen aklıma şu arkadaki son şampiyonluğun fotoğrafı geldi. Siz de tam onun önünde oturuyorsunuz. Evet. Bunun daha büyüğünü ve daha güzelini Trabzonspor camiası yaşar mı yakın zamanda başkanım? Tüm çabamız, çalışmamız o yönde. Bu çok güzel bir şampiyonluk kutlamasıydı. Dünyanın her yerinde örnek gösterildi. Bundan daha iyisi olur mu bilmiyorum. Ama en kötü bu kadar olur. Bizim zaten böyle bir potansiyelimiz var. Seyircimiz bunu her türlü, her şekilde en güzelini kutlar. Kutlamak da bize yakışıyor. De, bu arada. Yani bunu da herkes herhalde takdir eder diye düşünüyorum. Tek bir olay dahi çıkmadan. Evet. Yani Trabzon hep bize anlatıyorlar böyle işte... Trabzon'da o olur, Trabzon'da bu olur. Trabzonlu'ya dokunmazsan hiçbir şey olmaz. Bize dokunursan da her şey olabilir. Yani onu da öyle anlatmak lazım. Dolayısıyla yani dediğim gibi bizim kimseyle bir işimiz yok. Hani şey yapalım, Samsunlu ve Rize Sporlu kardeşlerimiz. Biz hep konuşuluyoruz çünkü ikisini de örnek veriyorum. Bize de konuşuluyor. Bizim hiçbiriyle ne yönetim kurullarıyla, ikisinin de bir defa çok değerli iki başkanı var. Çok ciddi fedakarlıklarla bunu yapıyorlar. Yönetim kurulundaki herkes, çok samimi söylüyorum, çok iyi dostlarımız, arkadaşlarımız. İki taraf da birbirini o kadar güzel ağırladı ki. Hem biz Rize'yi Trabzon'da, hem Rize bizi Rize'de. Samsun'u biz Trabzon'da, Samsun bizi Samsun'da çok güzel ağırladı. Maça kol kola gittik. Kol kola çıktık. Evet. Yendik, yenildik. Ayrı konular bunlar. Bundan sonra da yenip yenileceğiz. Bu böyle bir şey yani futbolda. Her maçı alan başka oluyor o işler. Biz öyle bir şeyimiz yok. Dolayısıyla böyle devam edecek inşallah. Peki biz de devam edeceğiz ama bir reklam arası rica ediyoruz. Sevgili seyirciler, kısa bir ara, yeniden birlikte olacağız. Gündem Özel devam ediyor. Konuğumuz Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan. Trabzonspor Sayın Başkan, bu sezon transferin yıldız takımlarından müthiş transferler yaptınız. Devamı da gelecek herhalde. Biz bir hazırladık, bir bakalım isterseniz beraber. Hem size hem izleyenlere hatırlatalım. Sevgili yönetmenimizden rica edelim. Buyurun kadro, Ulaş Bey, biz isterseniz yanına geçelim kadro. Kalkalım mı? Böyle alternatifli bir kadro. Abdullah hocamız gibi çalışmışsınız. Şöyle bir kadroya genel baktığınızda Sayın Başkan. Tamam, isim istemiyoruz. Islak imzaları olmadan sizin de pazarlık şansınızı kaybetmemeniz için ama takviyeler bu kadroda, bu hangi mevkileri olacak bu geniş kadroda? Şimdi
Kalede varsayım aşağı. Uğurcan, Muhammed. 5 veya 6 takviye de planlıyoruz. 5 ya da 6 takviye. 5 ya da 6 takviye planlıyoruz, evet. Yani burada tabii çok detaya girmek sıkıntılı olabilir ama stoper arayışımız, lider stoper arayışımız var. Ya Barry Yenşehir'den Ali Şahin Dansville var şu anda. Yani arayışımız yok. O adamlar zaten, herkes zaten belli şu anda. Görüşmeler yapılıyor sadece. Arayış kelimesi yanlış oldu. Kiminin kulübüyle anlaşıldı, kiminin oyuncuyla kulübü bekleniyor vesaire. Orta sahada var, santrafor'da var. Gidecek oyuncular da olacak buradan. Dolayısıyla 5, muhtemelen 6 gibi ağırlıklı takviye yapacağız. Başkanım, özellikle orta sahada Muhammed Şam. Evet. Yani bu çok uğraşıyorsunuz gibi duruyor. Ki çünkü orta saha... oyuncuyla anlaşıldı ama hala kulübü ikna edilemedi, evet, gibi yorumlar da okuyoruz ama Sayın Başkan, Çam transferine net olarak ne diyebiliriz? Artık zaten bu basına düştü. Dolayısıyla oyuncularla alakalı bir problemimiz yok. Kulübünün ciddi bonservis beklentisi vardı 10 milyon seviyelerinde. Biraz aşağı geldiler, biz de yukarı çıkıyoruz. Biteceğini düşünüyorum ben transferin. Peki orta sahaya başka bir transfer olacak, evet, mı? Yani mesela Hamşik profilinde ya da Sosa diyelim, hani Trabzonspor'un yakın tarihinden iki örnek verirsek. Türk mü, yerli mi? Yani Türk mü olacak, yerli mi olacak? Ama var, yerli mi, yabancı şey, mı? Türk mü olacak yoksa yabancı mı olacak ki? Hani Abdullah Avcı'nın oyun sistemine de baktığımızda şöyle bir şey var. Yani kendi oyun sistemini sahada yönetecek bir organizatör diyelim. Ya yani böyle lider bir oyuncu orta sahaya girecek mi? Şimdi... Ya Çam dışında söylüyorum Sayın Başkan. Bu sene biraz daha Trabzonspor orta sahası daha agresif. Öyle ipucu vereyim. Daha çok koşan bir yapıya dönüşecek. Burada şu anda görüştüğümüz 3 tane orta saha oyuncusu var. Çam dışında mı başkanım? Çam'la beraber 3 orta saha var. Bunların 3'ü de olabilir, 3'ün ikisi de olabilir. Yine tanıdık isimler mi Sayın Başkan? Bizim ya da dünyanın tanıdığı bir isim olabilir çok mi? Zaten buradan gide gide tek en son isimleri göreceğiz herhalde. Bir tanesini, evet, bilinen bir isim, yerli bir isim. Yerli? Yerli. Bir tanesi de yine Avrupa'dan bir önemli bir isim. Yani genç potansiyeli olan isimler üzerine çalışıyoruz. Ha, şunu soruyorsanız bana, hani 34-35 yaşında orta sahip takviye yapacak mısın? Yapmayacağım. Onu söyleyeyim yani. Öyle bir soru olsa ben daha açık cevaplayayım. 36 mı yani? Daha tabii, mı aşağıda? Genç, agresif, teknik. Çok koşan, mücadele eden oyunculara bakıyoruz orada. Orada bak. Yabancı, peki, oyuncu profilimiz o yönde. Evet. Sayın Başkanım, burada tabii bir de stoper. Yani Trabzonspor lider özellikle bir stoper arayışı, lider bir stoper arayışı, evet, var. Ya yani burada net bir isim verebilecek misin? Gökler herhalde yattı gibi duruyor çünkü. Orada maliyetler önemliydi. Yani biz şu anda orada önemli bir oyuncuyla görüşüyoruz. Kontrat aşamasında, kontratlar gidip geliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ama herhalde Trabzonspor ilk Avrupa maçını oynayacağı deplasman maça kadar yani sağ bek dışında bir transfer yetişir mi kadroda? İki kişi yetişir gibi duruyor. Yetişir gibi duruyor. Buradaki, peki, o herhalde Trabzon'daki maçı değil mi? Çünkü ilk maç 25'inde. 25'inde deplasmanda oldu. 1 Ağustos. Dediğiniz gibi bir oyuncu uçakta geliyor. Evet. Herhalde yarın da veya pazartesi günde diğer oyuncuyu getireceğiz. Diğer oyuncu hangi bölge başkanım? İsmini verin. Ama yani başkanım, bunları taraftar, bana binlerce mesaj geliyor şu anda. Öyle, bana da çok. Yani WhatsApp'tan yani da geliyor, sosyal medya hesabından da geliyor. Ya, şöyle söyleyeyim o zaman. Evet. Şöyle söyleyeyim o zaman. Bu tabii konuşulduğu zaman beklenti haline geliyor ve ondan sonra şuna dönüyor. İşte başkan dedi, yarın sabah gelmedi. Kesin olmamakla birlikte diyelim başkanım. Şöyle söyleyeyim yani. Bizim 6 oyuncu da pazartesi günü veya salı günü Trabzon'da olabilir. Veya ikisi olabilir, 3 hafta sonunda olabilir. Yani hepsi de olabilir. Dediğim gibi bunların hepsi araştırma değil, artık kontrat aşamasındayız. Yani peki yani lig diyelim başlayana kadar. Eksiğimiz kalacağını düşünmüyorum. Bir eksiği kalacağını düşünmüyorsunuz. Peki burada en çok merak edilen sol kanat Sayın Başkanım. Orsic var, Envakame var ve Trezeguet var. Süper gözüküyor. Ya iyi bir... Oyuna mı transfer istiyor Trabzonlar da? Efendim? Yine mi transfer? 3 kişi hayır, var. Hayır. Burada mesela yani Orsic ya da Trezeguet, ikisinden birine bir transfer teklifi yapıldığı konuşuluyor ama yani özellikle Trezeguet'i sormak istiyorum. Öyle bir durum yok. Şu anda resmi bir teklif yok. Peki.
Vakeme'yi soralım o zaman Sayın Başkan. Tabii. Geri nasıl gelişti bu süreç? Ben de merak ediyorum. Yani dönüşü... Ya oynadığı dönemde sizin de çok sevdiğiniz oyunculardan biri olduğunu biliyoruz. Büyükşehir'in çok sevdiği bir oyuncu. Evet. Çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmıştı. Oraya şimdi girmeyelim. Ama hocamızın bu yönde bir talebi oldu. Biz de o talebi yerine getirdik. Abdullah Hoca mı istedi? Evet. Çünkü kamuoyunda ayrılmasının sebeplerinden biri olarak Abdullah Hoca gösteriliyordu. Sizin de kulağınıza gelmiştir. Olarak alakası yok yani. Yani pas oyununa uygun olmadığı, daha agresif koşan Trezeguet'i istediği, o yüzden Vakemen'in gönderildiği yönünde birçok haber yayınlandı, konuşuldu. Yok. Abdullah Hoca geri dönmesini isteyen Abdullah Hoca. Evet, gönderilmesini isteyen değil yani. Şöyle bir şey yani, burada tabii insanlar yani sonuçta bu şudur bizde işleyen sistem. Önce bizim izlemenin önerileri oluyor. Zaten Tony Vakeme'nin önerilecek durumu yok yani. Böyle bir konumuz yok. Herkesin bildiği bir oyuncu. Sonra yani kulübün izlemesiyle beraber hocanın kendisi ve hocanın kendi izleme ekibi aynı oyuncuyu izliyor. Herkes okeyse oyuncuyla görüşülmeye başlanıyor. Onun dışında hocanın da bildiği oyuncularla alakalı talepler oluyor. Bunlardan biri Tony Vakeme'ydi. Transferini gerçekleştirdik. Ozan da diğeri. Onu da gerçekleştirdik. Yine bildiği bir oyuncu talebi var. Onunla da uğraşıyoruz şu anda. Ama onun dışında zaten bu oyuncuları hepimiz biliyoruz. Yani hani hocanın bilmesi veya benim bilmem söz konusu değil. Herkesin bildiği oyuncular. Onun dışında diğer oyuncuların tamamı önce izleme izliyor. Hocanın izleme ekibine öneriyor. Hocanın izleme ekibi de okey dedikten sonra hocaya gidiyor. Hocamız da eğer okey derse, şartlarda, ekonomik şartlarda uyuyorsa transferi gerçekleştiriyoruz. Ben bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki, buyur. Müsaaden tabii olursa ki abi. Başkanım, şimdi yani Türkiye Ligi'ne baktığımızda, tabii Trabzonspor'u da buna dahil ederek konuşuyorum. Yani işte Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında her sezon en fazla transfer yapan ve en fazla oyuncu gönderen kulüplerle donatılmış. Yani buna işte Trabzonspor'a baktığımız zaman, özellikle 2010 yılından sonra yani çift haneli rakamlar. Yani her sezon 11-12-13 oyuncu alınıyor. 11-12-13 oyuncu gönderiliyor. Yani siz Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak, tabii bu ülke futbolunun da bir sorunu. Sadece Trabzonspor'un değil ama Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak, yani her sezon böyle bir sirkülasyona özellikle takımınızı uğratmamak adına idealiniz ne Sayın Başkanım? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü baktığımızda mesela hani Trabzonspor'un altyapısı da bu anlamda son yıllarda özellikle double pass'la yapılan o anlaşmanın gelecek yıllarda çok önemli bir katkısının olacağını da ben düşünüyorum, ama işte Ali Şahin gibi bir stoper var mesela. Yani Kampta. Bunun yanında Salih Malkoçoğlu gibi önemli bir oyuncusu var. Keza Poyraz Efe'yi de buna katabiliriz. İşte yani bunun gibi işte Arif Boşluk, yani her ne kadar iyi bir performans veremese bile o da gelecek vadeden oyuncular. Ya bu böylesi bir rotasyona, böylesi bir sirkülasyona siz kendi kulübünüzü özellikle uğratmamak adına idealinizi ben çok merak ediyorum gerçekten. Benim dönemimde de oldu bu. Yanlış bu. Bunun bir ismini koyalım bir defa. Şimdi bunun iki sebebi var. Bir, ekonomik istikrarsızlık. Aldığın oyuncunun parasını ödeyemeyince yollamak durumunda kalıyorsun. Bu bir değişiklik gibi gözüküyor. Bizim de başımıza geldi. İki, teknik kadro istikrarsızlığı. Bu Trabzon için, kendi camiamız için konuşayım ben. Diğer kulüpleri çok dinlendirmek istemiyorum. Biz şampiyon uzun yıllar sonra, işte arada çalınan şampiyonluklarımız var ama şampiyonluk kutlaması anlamında konuşayım. O hocamıza bile 6 ay sabredemedik, değil mi? Normal mi dışarıdan bakıldığı zaman? Burada şehrin belli bir dirayet göstermesi lazım. 3 aşağı 3 yukarı. Yani bunu Avrupa kulüplerine bakıyorsun. Birçok kulübe bakıyorsun. Bu Türkiye'de uygulanmıyor. Ne oluyor? Belli bir istikrarın sonucunda belli bir sonuç geliyor. Bunun zaten diğeri ne ticarette, ne aile hayatında, ne orada, ne burada teknik olarak mümkün değil. Böyle bir şey yok yani. Yaparsan da sürpriz sonuçlar olur. Çok büyük bedeller olur. Ve devamını getiremiyorsun. Ya burada belli bir mantalitenin Türk futbolunda sadece Trabzonspor için değil, tamamında değişmesi lazım. Bakıyorsun işte yani 4-5 hoca değiştiren takım da var, 3-4 de değiştiren var. Yani sonu yok yani, izin verirse belki 10 defa değişecek yani.
Bu yanlış. Bu yanlışlığın sonuçta da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir yeni bir hoca geliyor. Hoca diyor ki bu sefer bu benim sistemim değil. Bu oyuncu benim sistemime uymuyor. Ne yapacaksın? Hedefim var. Burası Trabzonspor. Ya burada siz kimseye bir şey anlatamazsınız yani. Ben de dinlemezdim. Ulaş Bey benim eski zamanlarımı bilir Trabzon'dan. Ben hiç dinlemezdim. Yine sana biraz daha nezaketli. Ben hiç dinlemezdim. Yani bunu yok böyle bir şey yani. Trabzon'da ne yaparsan yap. Yani ağzında havadaki kuş da tutsan sağdaki sonuç. İşte oralar en iyi siz bildiğiniz için. Tamam ona göre hareket ediyorum. Bu yüzden mi ısrar ediyorsunuz? Israr ediyorum tabii İstikrarda. Ki. Evet. Tabii ki ısrar etmem. Başka bunun çözümü yok ki. Yani ben ne para bulursam bulayım. Ne yatırım yaparsam yapayım. Ne proje yaparsam yapayım. Belli bir yer tamamıyla sonuçta bu futboldur. Ve futbolda sonuç oyunudur. O topun o üç direk arasından girmesi lazım. Trabzonspor'un da kupayı alması lazım. Doğrusu da budur bu arada bunun. Doğrusu da budur. Ben de buradayım yani. Bunun doğrusu budur. Ben başkan olarak başarılıysam, başarılı olmak istiyorsam bu takımı şampiyon yapmak durumundayım. Tabii ki ekonomik istikrar, para bulmak bunlar önemli işlerdir, güzel işlerdir, olması gereken işlerdir. Zaten onları bulamazsan zaten burada şampiyon olamazsın. O yüzden ben geldiğimden beri söylüyorum. Benim görevim zor. Hem bulup, çünkü deniz bitti. Yani biz geldiğimiz, ödediğimiz rakamları toplantılarda anlatıyorum. İnsanlara hayal gibi geliyor. Şu an 4.5 milyar TL mi borcunuz yaklaşık? O civarlarda borcumuz var. O paradan daha fazlasını da geleli ödedik. Yani borcumuzun nereye gittiğini işte üst üste koyduğumuz zaman anlayabiliyoruz. Ödenmeseydi nereye giderdi? Ha bu taraftarı bağlar mı? Bağlamaz. Sizin de Bankalar Birliği ile olan anlaşmanızla ilgili yeni bir gelişme olacak mı önümüzdeki süreçte? Önümüzdeki hafta bu konu şey bir konu. Daha detaylı girmem gereken bir konu. Burayı bitireyim o konuya gireyim. Tamam. Şöyle. Bu oyun şov oyunu. Trabzon taraftarı sahada hırsını sahaya yansıtan, sahada şovunu yapan, sahada mücadele veren bir takım görmek istiyor. Bunu en fazla ben istiyorum. Bunu çok ciddi olarak söylüyorum. Yani bunu benden biri daha fazla isteği olamaz yani. Bunu ben kabul etmem. Benim kadar isteği olabilir. Ama benden fazla isteyen biri olamaz. Bu takımın bu halinden, geçen sezondan bahsediyorum. Ben de başkan olarak rahatsızım. Hocamız da rahatsız. Taraftarımız da rahatsız. Bu bir gerçek. Dolayısıyla ben bu değişimi yapmak zorundayım tüm detaylarıyla. Çünkü bu bizim psikolojimizi bozdu. Camiamızın psikolojisini bozdu. Taraftar mutsuz, hoca mutsuz, başkan mutsuz. Bir yandan da bunları yapmak için para lazım. Bir yandan da borçtan ödenmesi için de para lazım. İşim zor. Hem orayı ödeyeceğiz, hem bunları yapacağız. Başka türlü bizde mutluluk yok yani. Sıkıntıları yaşayacağız hep beraber. Ama biliyoruz ne olacağını. Taraftarımızın ne istediğini de biliyoruz. Hak da veriyoruz. Sonuna kadar da haklılar. Ben de taraftar koltuğundayken aynen bu şekilde düşünüyordum. Dolayısıyla hatta onları yazıyordunuz da Sayın yazıyordum. Başkan. Oralara çok girmeyelim. Yazıyordum, düşünüyordum. Yazıyordum, düşünüyordum. Hak veriyorum tüm kardeşlerimize. Trabzonspor başkanlık makamında biri oturuyorsa bu gereklerin hepsini yerine getirmek zorunda. Biz ekonomik anlamında çok sıkıntılı bir süreçten geçtik. Yani ben eğer geldiğimde işte 140-150 milyon euroyu ben bulabilirim diye düşünseydim o transferleri o gün yapardım veya yapacaklarım. Ama ben 6-7 yıldır yönetimde olan biri olarak geldiğimde kulübün ekonomik durumunu bilerek o transferlerin yapma işine girseydim, kulübe ekstra bu maliyetlere soksaydım, o zaman benim ne iş adamlığım kalır, ne saygınlığım kalır, ne başka bir şey kalır. Yani sen bile bile Trabzonspor kulübünü uçuruma atmış olurdun. Çünkü önce o paranın ödenmesi gerekiyordu. Biz o paranın büyük bölümünü ödedik. Büyük bölümünü hala hepsini diye ödedik. 4,5 milyara yakın para çıktı kulüpten. 140 milyon euro para bulundu. Bunun 120 milyon euroya yakın kısmı karşılıksız bulundu. Gerisi yönetici takviyesi diyelim. Karşılıksız bulundu. Dolayısıyla bir yere gelindi ama yol bitmedi. Ekonomik anlamda çok sıkıntılı bir süreç daha var. Yaptığımız hamlelerle bunları çözmeye çalışıyoruz.
birazdan bahsedeceğim. İşte çeşitli ekonomik konular hakkında gireceğiz. Ama taraftarımızın beklentisi doğrudur. Trabzonspor camiası, Trabzonspor ailesi sahada bunları gösteren bir takımı çok fazlasıyla hak ediyor. Çok fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Trabzon'un insanı futbolla yaşıyor. Futbolunu hayatıyla, hayatını futbolla yön veriyor. Değerli Trabzonsporlu kadınlar öyle, değerli büyüklerimiz öyle, gençler öyle. Bizim sorumluluğumuz çok. Bu kadar futbol aşkının bu seviyede olduğu bir yerde insanları mutlu etmek çok zor. Dolayısıyla hiç böyle polemik yapmayacak bir takım kurmak lazım. Biz de ona yakın bir takım kurma çabasındayız. Bir 6 transfer yaptık, bir 6 transfer daha yapacağız gibi duruyor, 5 veya 6. Önümüzdeki yıl sahada mücadele ortaya koyan, satabileceği genç yabancı oyuncular, yerli genç yabancı oyuncularla tecrübelilerin bir araya geldiği bir oluşum yakalamak istiyoruz. Biz bunu Sayın Abdullah Avcı ile başarabileceğimize inanıyoruz. Daha önce yaptık, yine yapacağız hayırlısıyla. Taraftarımızın bize vereceği destek çok önemli. Yerel basının Trabzon'da vereceği destek çok önemli. Tüm bu dengeler bir araya geldikten sonra hep beraber biz önümüzdeki yıl inşallah yeni bir zirve yürüyüşünün içerisinde olacağız. Bankalar Birliği. Bankalar Birliği. Ekonomik olarak aslında birkaç bir ekleme yapmak istiyorum. Mesela şu anki sponsorluk gelirleriniz istediğiniz düzeyde mi? Daha da yeni sponsorluklar olacak mı? Bunun dışında işte biraz önce Bankalar Birliği ile ilgili sordum. Herhangi bir düşünceniz, tasarrufunuz var mı? Bu konuda bir çalışmanız var mı? Ve loje ve kombine satışlarını, beklentilerinizi şu ana kadar karşıladı mı? Formayı da ekleyelim. Şimdi tek tek gidelim. Güzel olmuş formalar çünkü bu arada. Sağ ol Sayın Başkan. Tek tek gidelim. Sponsorluk anlamında Trabzonspor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarını imza attık bir yıllık süreçte. Bu anlaşmalarla işte yine bedelli sermaye yatırımlarıyla beraber karşılıksız kulübe hemen hemen bir 120 milyon euroya yakın para soktuk. Bu bizim Trabzon tarihinde olmayan bir şey. Bunları yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda hem bir kolla alakalı hem sırtla alakalı iki tane önemli şirketle görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni sponsorluklar için. Yani var ama onlar devam ediyor mu? Artı yıllar almak için devam ediyor. Bunun yanında bizim, nasıl söyleyeyim, forma satışıyla alakalı beklentilerimiz şu anda yeterli görmüyoruz. Ciddi forma sattık ama bunu hep dostumuza, arkadaşımıza, arkadaşlarımıza toplu satışlarla gerçekleştirdik. Taraftarımızı atıyorum. Önce bizden bekliyorlar. Yönetim üzerine düşeni yapsın. Biz geldiğimizden günden beri üzerine düşeni yapmaya çalışıyoruz. İşte hani herkes transfer konuşuyor ama biz daha ilk gün belki 6 transfer açıkladığımız için böyle oldu. Tek tek açıkladık belki böyle konuşulmazdı. Hepsini bir arada açıkladık diye belki oldu böyle şimdi. Ara açıldı biraz. Ama dediğim gibi muhtemelen transfer şampiyonluğu bir şey getirmiyor ama muhtemelen transfer şampiyonu biz olacağız. Orta saha, stoper ve bir golcü dediniz bu programda. O orta saha şey. Salih Özcan mı Sayın Başkan? Yok, değil. Peki. Hani yerli deyince... Böyle tek tek ediyoruz diyorsun. Yok, ben yerliyi tahmin ediyorum şu anda. Burada söylemesen? Yok, söylemeyeceğim canım. Neyse, ondan sonra yeterli seviyede değil ama taraftarımız sahada oynanan futboldan memnun olmaya başladığı zaman tribünleri de dolduracaktır. Formalarını da alacaktır diye hesap ediyoruz. Trabzonspor taraftarının bizi yalnız bırakacağını düşünmüyorum bu yolda. Yani kombineleri almaya başlasınlar mı Sayın Başkan? Şimdi bunu söylememiz aslında bu yani insanların kendiliğinden tabii bu işe yönlenmesi lazım. Bunun doğrusu budur. Ama ben Trabzonspor taraftarına şunu söyleyeceğim. Bunu aslında en son söyleyecektim ama biraz konu açıldı girelim. Biz bu sene yine bir paraya karşı emeği mücadelesi gibi olacak. Çünkü rakiplerimiz çok uçuk bütçelerle, çok farklı transferlerle geçen yıldan beri yapıyorlar. Biz bu transferleri, bu bedellerle karşı karşıya gelemeyiz. Fakat kendi emeğimizle, hırsımızla onlarla mücadelemizi, inatçılığımızla sürdüreceğiz. Dolayısıyla biz transferleri bitirdikten sonra ve şu dönemde sahada da inşallah teknik kadro ve oyuncularımız gerekli hırsı pozitif futbolu
ortaya koyacaktır. Taraftarımız da Trabzonspor taraftarı futbol anlar yani. Bunları gördükten sonra da sahada bu mücadelenin yanında bizim yanımızda yer alacaktır. Bunu hesap ediyorum. Bankalar Birliği. Bankalar Birliği. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sürekli konuşulan bir Kartal konumuz var. Bu Kartal konumuzla alakalı önümüzdeki hafta önemli bir açıklama yapacağız kulüp olarak. Ama olumlu bir gelişme var sanırım. Evet. Yani taraftar da en az transfer kadar önem veriyor ve mesaj atıyor Kartal arazisi konusunda Sayın Başkan. Yani bu da güzel aslında. Kulübe nasıl sahip çıktığını da gösteriyor taraftar. Tabii. Şimdi şöyle bu arazi bize 29 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Sayın Bakanımız Faruk Bey'in döneminde, Sayın Faruk Özal'ın döneminde Trabzonspor'a 29 yıl önce verilmiş arazidir. Kartal arazisi. Tek arazidir. Diğer İstanbul takımlarımızın olduğu gibi onlarca arazi devletimizden Trabzonspor'a tahsis olmamıştır. Yani bu konuda hep konuşuluyor Trabzonspor çok arazi aldı falan diye ama hani Trabzonspor'a başkan olarak Trabzonspor'un tek arazisi burasıdır. Bunun üzerine basarak söylüyorum. Sağ olsun yine Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi futbolun yanındaki duruşunu gösterdi. Trabzonspor için de bu önemli arazinin tekrar Trabzonspor'a tahsis konusunda talimatını verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine Sayın Murat Kurum sağ olsun bakanımız hemen gelir gelmez bu konudaki süreci hızlandırdı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Tabii önemli bir 29 yılına daha kiraladı galiba Trabzonspor. Öyle. Farklı öyle ama tabii var. Üzerindeki operasyonları anlatacağız önümüzdeki hafta. Burada önemli bir teşekkür de Sayın ben Berat Albayrak'a yapmak istiyorum. Hem bulunduğumuz yöneticilik dönemimiz boyunca sadece bu konu değil, diğer tüm konularda Trabzonspor'un yanında oldu. Her zaman Trabzon'a ve Trabzonspor'a sahip çıktı. Bizlere dostluğunu, arkadaşlığını gösterdi. Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman bizlere gösterdi. Bizim açımızdan çok önemli. O yüzden burada bir teşekkür de kendisine yapmak istiyorum. Çok önemli katkılar oldu çünkü bunu söylememiz lazım. Çok iyi bir Trabzonsporlu. Ailesiyle, kendisiyle, evet. Babasıyla, kardeşiyle yani çok farklı bir durum. Dolayısıyla Trabzonspor Başkanı'na çok teşekkür ederim. Bu araziyle artık biz önümüzdeki ay içerisinde yapacağımız başvurularla, işlemlerle Trabzonspor'un borcunu ciddi bir bakımda eleyeceğiz, düşüreceğiz. Kulüpler Birliği'yle yaptığımız anlaşmadan hayırlısıyla çıkacağız. Bankalar Birliği. Anlaşmasında pardon. Kulüpler Birliği dedim yanlış oldu. Yani Trabzonspor buradan çıkıyor. Evet. Yani bu Kartal işini çözdüğü anda evet. Bankalar Birliği'nden çıkıyor Trabzonspor. Dışarıya olan borçlarımızın da büyük bir kısmını ödeyeceğiz inşallah. Ve Trabzonspor'u geldiğimiz gün söylediğim gibi ekonomik anlamda bağımsız akademisiyle dünyaya örnek, Avrupa'ya örnek, yetiştirdiği gençlerle Avrupa'ya örnek. Ekonomik anlamda istikrarlı olduğu için de devamlı olarak zirve mücadelesinin içerisinde olan kurumsal bir yapıya inşallah önümüzdeki dönemde kavuşturacağız. Bu süreci ne kadar olarak görebiliriz Sayın Başkan? Şimdi tabii akademi konusu farklı bir konu. Bankalar Birliği'nden çıkması. Bankalar Birliği konusu şöyle söyleyeyim. İnşallah işlediğimiz işlemler beklediğimiz gibi giderse, onayları çabuk alabilirsek, Eylül ayı içerisinde, Eylül ayın sonuna kadar inşallah bu işi bitireceğiz diye hesaplıyorum. Bizim açımızdan çok önemli. Geldiğimiz günden beri bununla alakalı çok ciddi emek verdik. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını alacağız. Bu Trabzonspor'un önündeki günlere daha parlak, daha uzak mesafeyi nereye gideceğini görmesi açısından çok önemli. Çünkü pek çok şeyin bir arada yapılması gerekiyor. Demin de bahsettim. Bu yapılan operasyonlar bir önce de yapılabilirdi. Ben daha önce de birkaç yerde söyledim. Ben geldiğim zaman bulduğum parayı şurada diyebilirdim. Ya ben bu işlere bakmam. Ben kasaya bu sponsorlukları soktum. Şampiyonluk kadrosu kuruyorum. En büyük başkan bizim başkan. Bu işin şov tarafı ama biz Trabzon'da büyüyen biri olarak hep söylüyorum. Bizim farklı sorumluluklarımız var. O şehirde arkadaşlarımız var, dostlarımız var, işimiz var. Onların yüzüne bakmamız için, başımızı eğmememiz için belli bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Geçen yıl bunları yaptık.
bu yıl şimdi üzerine bir tık daha koyarak devam etmek durumundayız. Şimdi hem ekonomik anlamda hem çok detaylı ve geniş kaliteli bir kadro anlamında gereken çalışmaları uzun zamandır yapıyoruz. Bir ay içerisinde de bu kadro yapılanmasını en geç bitirip önümüzdeki sezonda zirve yarışı içerisinde olan bir Trabzonspor'u taraftarımız ettireceğiz. Ya Sayın Abdullah Avcı ile illaki bir araya geliyorsunuz, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz ve yapılan transferler ve havaya baktığınız zaman kamp dönemiyle ilgili bu sezona dair size nasıl mesajlar veriyor? Yani evet Sayın Başkan, iyi gidiyoruz ve bu şampiyonluğun en iddialı takımlarından biri olma yolunda ilerliyoruz diyebiliyor mu? Nasıl? Biz A'dan Z'ye tüm ekibimizle buna inanıyoruz. Hocamızın da inancı bu yönde. Şu ana kadar kamptaki enerjiden de çok memnun. Biz bunu her gün konuşuyoruz tabii ki. Çok memnun. Biz de takip ediyoruz. Biz de memnunuz. Ama şu, bunu sahaya yansıtmak lazım. Bunu sahaya yansıttığımız zaman bizim camiamız böyle kar topu gibidir. Kar topu etkisiyle büyüyerek arkamızdan o güç gelecektir. Bunu yansıtmamız lazım. Sahada bunu insanlara göstermemiz lazım. Çünkü insanlar bunu özledi. Biz de özledik. Hocamız da özledi. Hepimizin düşüncesi ortak yani. Kimsenin başka bir şey beklediği yok. Hepimiz bir an üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Ve herkes bu sorumluluğu yerine getirmek istiyor. Bir an önce biz artık şu anda transferlerin bitmesini ve ligin başlamasını bekliyoruz. Geçen sene ligin bitmesini bekleyen bir başkan vardı. Açık sözlü söylüyorum. Şunu hissediyordum. Yani bunu insanlar anlatıyor işte, taraftar tabii ki sıkıntılanıyor. Çok mu üzüldünüz geçen sezon hocam? Üzülmez miyiz? Yani hayatımın muhtemelen en zor günlerini yaşadım geçen yıl. Yani hocamız da öyle geldikten sonra. O da çok sıkıntılı günler geçirdi. Ama şunu insanlar inansınlar. Yani biz aklımızda Trabzonspor'un zirvede olmasından başka hiçbir konu olamaz yani. Ne Abdullah Avcı'nın olur ne benim olur. Biz bu süreçleri Sayın Abdullah Avcı ile daha önce yaşadık tek tek. Aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Yani bu işte pratiğimiz iyi. Tek tek bunları planlıyoruz. Bir farkı bu yıl kadronun içerisine daha genç, daha agresif oyuncular katıyoruz. İşte Cihan'ı kattık, Draguş'u kattık. Bu gelen yeni oyuncumuz da öyle bir oyuncumuz. Bundan sonra alacağımız iki oyuncu da, üç oyuncu da yine böyle oyuncular. Ama tecrübeli oyuncuları da katıyoruz. Çünkü bu ligde bir yerden sonra tecrübenin de önemi ortaya çıkıyor. Bu ikisini paçallayabileceğimiz, hepsinin ayrı ayrı etkilerini takım üzerinde hissettireceğimiz hem enerjinin hem tecrübenin. Bundan ikisini harmanlamaya çalışıyor hocamız. Biz de bunu saygıyla karşılıyoruz. Arkasında duruyoruz. Umarım dediğin gibi bu transferleri bir an önce tamamlayacağız. Bu süreci başlatacağız. Bu arada Sayın Başkan, Anlaştığı Kulübü siz açıklamamıştınız ama Münye'ye Lille duyurdu. Yani evet, biliyorum. Etik olarak iktidarımızda çalışan çekmiştik. 2026 yılına kadar anlaşma yapıldığını resmi bir duyuru yaptı. Videolar falan da paylaş. Bayağı şov transferi olarak, büyük transferi olarak duyurdu. Hayırlısı diyeceğiz. Sizin bizim açımızdan bir anlamı kalmadı artık yani. Alacağı var mı? Sıfır. Sıfır. Hiçbir oyuncunun bir alacağı yok şu anda. Hiçbir oyuncunun. Sayın Başkan, şunu soracağım. Mesela şimdi bilançolara falan baktığımızda kulüplerin ödediği bonservisle kazandığı bonservisler arasında uçurumlar var. Doğru. Yani çok olağanüstü bir dengesizlik var ekonomik anlamda. Siz de yani sonuçta büyük bir şirketin yöneticisiniz. Evet. Yani haliyle her sene o şirketin kar zarar doğru oranına göre sene sonu bir değerlendirme yapıyorsunuz. Dolayısıyla kulüplerin de hani bu ödedikleri bonservislerle kazandıkları bonservislerin aslında kazandığının ödediğinden daha fazla olması gerekirken bu tam tersi. Bizde de tam tersi. Dolayısıyla evet yani Trabzonspor'da da bu tam doğru tersi. Dolayısıyla bir bu durumu yani ne zaman Trabzonspor ödediği bonservisten ziyade kazandığı bonservisin daha fazla olduğu bir tabloya geçecek. Mesela burada en önemli şey evet yetenekli ve genç oyuncular yerli ya da yabancı dışarıdan kadroya katıp geliştirip satmak bu doğru bir planlama ama altyapı daha önemli mesela. İşte az önce saydığımız Trabzonspor altyapısında birkaç oyuncu. Yani Sayın Abdullah Avcı özellikle gelecek sezon altyapıdan ve dışarıdan alınan genç oyuncuları yine bu bahsettiğiniz kadro planlaması içerisinde süreler vererek Trabzonspor'un da gelecek sezon sonu işte bu oyunculara talipli çıkmasını sağlayıp
kasayı doldurma organizasyonunu yani belki bu bir sene olmaz da 2-3 sene içerisinde doğru bir yere doğru evriltebilecek mi bu iş? Bu doğru, zaten işin doğrusu bu. Benim şu an bahsettiğim genç oyuncudan kastım Mendy tipi. Öyle örnekleyeyim o zaman yani. Zaten Mendy'ye bir teklif var mı? Hemen antiparantez. Ya var. Konuşulan, ilgilenen kulüpler var. Ama şu anda hani vermeyi düşündüğümüz bir oyuncumuz değil. Bu yılki planlamamız da önemli ama çok farklı bir rakam teklif gelir. Böyle 15 ve üstü onu konuşuruz. Şimdi şöyle, zaten bu bahsettiğimiz genç oyunculardan kastımız kendiliklerinde kendini ispatlamış Mendy tarzı oyuncular. Yani önü çok parlak. O yüzden zaten transferinde sıkıntılar yaşıyoruz. Yani istenilen bonservisler o yüzden 10 milyon ve üstü. Ya Çam gibi mesela. Tabii, değil mi? Aynen öyle. Adam zaten hani şeysi yok. Kendini artık belli bir yaşta üstünü ispat etmiş bir oyuncu. Diğeri de öyle. Dolayısıyla bu oyuncuların almaması zaten sebebi oynatmak ve satmak. Başka bir sebebi yok. Yani genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları işte bir araya getirmemizi de bahsettiğim konulardan bir tanesi hem takım koordinasyonu hem de satılabilir oyuncu havuzuna sahip olmak. Yani hem bunu yapmam lazım hem bunları satmam lazım. Yani bu işin doğası bu. Yani ürettiğini satmayan veya satamayan bir şirketin faaliyet göstermesi mümkün mü? Zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesi Trabzonspor'da bu. Altyapıdan belli oyuncu yukarıya gelmiyor, gelemiyor. Gelmiyor, gelemiyor veya yetersiz geliyor. Bugüne kadar nasıl oldu Trabzonspor'da? Bizim ilk geldiğimiz dönem de aynı. Bir anda 15 oyuncu gidiyor, 15 oyuncu geliyor. Ama bu oyuncu hazır mı geliyor? Nasıl geliyor? Mental hazır mı, tekniği hazır mı, kas yapısı hazır mı bilen yok. Birçok oyuncu da o yüzden Trabzonspor'a düşman olup gidiyor. Yerli oyuncular. Hakkını yendiğini düşünüyor. Belki çoğu haklı. Bunu bilen de yok. Bununla alakalı bir kayıt da yok. Dolayısıyla akademinin zaten şeysi bu, görevi bu. A'dan Z'ye bunu bu hale, tam dediğin hale getirmek için bunu yapıyoruz. Orada son hamlemizde double pass'tan sonra Sayın Güngör Şahinkay oldu. O da yıllarca Futbol Federasyonu'nda genç takımların başındaydı. Yani bu gençlere verdiğimiz önem ve oradan artık bunların çıkması gerekiyor. Hocamız da bu aynı fikirde. Zaten Salihler vesaire, Ali Şahinler, bunların takımda kampta olmasının ana sebebi bu arkadaşlar kadroda kalacaklar yani. Hani kamptan sonra da dönmeyecekler yani. İçinde kalacaklar. Sebebi bu. Bunları yapmak durumundayız. Yani şu, aslında teknik ekiple yönetimin aynı fikirdeyiz. Organizasyon fikri aynı. Fikri aynı olması gerekiyor. Şu bu paralel aynı. Olduğu zaman zaten şu an bir aynı. Anlamda da ama başarı gelir. Ama buradaki en kilit şey kelime de herhalde sabır. Şöyle yani işte yani. Sabır işte o Trabzon'la tam yan yana gelmeyen kelime. Biz de o kelimeyi kullanmıyoruz. Mesela hala orta sahayı soruyorlar Sayın Başkan. Evet, ya bana da soruyor, sormaya başladılar. O kelime bizde yok. Ben bu defa doğru ismi buldum ama Ulaş Özdemir'e söyleme dediniz. Ben söyleyeyim siz. Yorum yapmayayım o zaman, siz de söylemeyin. Peki. Okay yokuştu. Sanırım doğru buldum. Biz de gazetecilik yaptık Sayın Başkan. Hayırlısı. Şimdi peki. Şöyle, okey demedim. Şöyle, bunu şey yapmamız lazım. Haklısınız. Şimdi bunlar işin doğruları ama sahada da her an yarışan bir takım istiyor taraftar. Evet. Yani zaten sıkıntının çıktığı yer burası. Yani Abdullah Avcı yıllarca hayatını gençlere vermiş. Buralardan gelmiş bir oyuncu. Şimdi biz tamam gençleri istiyoruz. Biz transfer yapmadık diyelim. Konuşuyoruz burada. Hani. Yapmadık. İşte gençlerle oynayacağız bu sene. Gençlere önem vereceğiz. 3 maçı bitiremeyiz Trabzon'da. Ya bu da doğru bir mantık diye tabii ki Sayın Başkan. Yani, ama Sayın yani. Başkan siz de geçen sezon çok üzüldüm dediniz. Trabzonspor geçen sezon kaçıncı oldu efendim? Biz de yani, bir de final oynadı Trabzonspor. Şöyle biz geçen sene üzüldükken yani tabii ki mevcut şartlara baktığımız hayır, zaman. Yani, Trabzonspor büyük düşündüğü için tabii yani, ki. Gidebileceğimiz yer üçüncülüktü mevcut şartlarda. Üçüncülük başarı mıdır? Değildir. Ama biz asıl üzen futboldu. Evet. Hocamızı da asıl üzen futboldu. Biz orada belli maçlar haricinde taraftarımızı mutlu edecek futbol ve bizleri de mutlu edecek futbol ortaya koyamadık. Bunu hocamız da tüm şeylerinde söyledi. Biz de söyledik. Bunu düzeltmemiz lazım. Evet. Taraftarımız haklı olarak bunu istiyor. Haklıdır. Ben de isterdim zamanında. İşin doğrusu da budur. Sahada bu hız, heyecan olması lazım ki bu show business sonuçta. Şimdi çok samimi ve açık konuştuğunuz için yani hakikaten bu anlamda şu yani Trabzonspor başkanlığından önce de yani yönetici
olmadan önce de ben Sayın Başkan'ı iyi tanıyanlardan birisiyim. Yani sivil hayatta da bir birlikteliğimiz vardı. Orada da mesela en sert eleştirileri yapan bir Ertuğrul Doğan vardı iş adamı olarak. Doğru. Şunu soracağım. Avrupa maçlarına da giderdiniz siz. Evet. Sivil hayatta. Özellikle Trabzonspor'un o 2011-2012 yıllarında Şampiyon Avrupa'da yılımızda başarılı olduğu dönemde siz deplasmanlarda, tribünlerde, işte hala yayınlanan bazı fotoğraflarda sizi de görüyoruz. Ancak yöneticiliğiniz döneminde, yani hem başkan yardımcısı, hem as başkan, hem de başkan olduğunuz dönem, artık başkan olduğunuz dönemi de biraz katalım işin içerisine. Trabzonspor'un Avrupa performansı çok iç açıcı değil Sayın Başkan. Evet, değil. Ya siz bir başkan olarak, yani bir kulüp, artık bu kulübün başkanısınız. Dolayısıyla Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor'un her sene Avrupa'da olması gerektiği gerçeğinden hareketle sizin bakış açınız ne Trabzonspor'la beraber Avrupa'da ne yapmalı Bordo Mavili Kulübü? Şimdi bu istemekle olan işler değil bu işler. Bu işlerin tamamının altında güçlü bir ekonomi yatıyor. Güçlü ekonomim varsa, param varsa, gelirim varsa bir el ele gidiyorsun. Ama şu andaki gibi 15 milyon euro gelirim var, 60 milyon euro masrafım var. Her şey dahil. Yani işte işletme faaliyetleri, seyahatler, onlar bunlar. Eksi 45 milyon eurodayken bunları konuşmak çok zor. Çünkü sabah akşam uğraştığın bir para bulma işi de var. Herhalde en çok yoran bu. Tabii. Yani ben buraya gelene kadar, arabadan inene kadar bile işte yarın şunu alabilir miyiz, bu olur mu, oradan gelir mi, buradan 200-300 mi gelir, buradan 500 mi gelir, bunlarla uğraşıyorsun akşama kadar. Herkes bu tarafına bakıyor, iyi güzel. Kimse demiyor, 120 milyon euro nasıl bulundu sponsorluk ve para nasıl geldi. Öyle olmuyor bu iş yani. Gerçekten öyle olmuyor. Yani haklısınız ama sorduğun soru da doğru. Ama öncelikle Trabzonspor'un bunları yapması için, önüne ve önündeki 4-5 yılı planlayabilmesi için nasıl kendi şirketimizde, kendi işimizde önce ekonomik konuları tamamlıyoruz. Hukuki altyapı, diğer konular, yani burada da kurumsallık alanında yapıyoruz. Sonra bir yerlere gidiyoruz. Burası da aynı. Geçen yıl bizim için ekonomik anlamda biraz toparlanma dönemiydi. O yüzden düşük maliyetli transferler yaptık. Anlaşmaları da 2 yıllık yaptık. Olumsuz olursa çabuk kurtulabilelim diye. Şimdi doğrusunu söylüyorum bak, çok açık bir şekilde. Tüm anlaşmalar 2 yıllık. Ha, bu stratejiyi bilerek tabii ve ki geleceği de hesap ederek. Tabii ki yaptık. Ne dedik? Buraya geçeriz bir şekilde. Bir şekilde. Ve sonrasında bu tabloyu ödeyebilirsek, bu sponsorlukları bulabilirsek, ondan sonraki yıl başka bir operasyona geçeriz. Bulamasaydık buna benzer bir operasyona devam edecektik. Bunun bir alternatif yok ki. Gelirin yok. Her yıl cebinden biri çıkartıp buraya 50 milyon euro koyamaz. Hayatın gerçekleri yani, bunu burada ben çok şeye bir şey konuştuğumu düşünmüyorum. Yani burada anlaşılmayacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Ya bunu yapacaksın ya bunu yapacaksın. Biz orada o hamleyi yaptığımız için o dayağı geçen yıl yedik, kaba tabirle. Yedik, sağlam yedik hem de yani. Dostumuz, arkadaşımız satan satana gitti. Önemli değil. Bunu çok sık söylüyorsunuz. Öyle olduğu için söylüyorum. Yani yüzlerine de söylüyorum. O yüzden dediğim anlıyor yani kime gittiğini lafın. Dolayısıyla olan oldu. Biz ister miydik? İstemezdik. Yani biz bu arada kötü dediğimiz yerde de üçüncülüğü konuşuyoruz. Yani hani, evet. Yani az önce onu vurgulamaya çalıştım. Ama yani bizim açımızdan mutluluk edici değil. Benim mantredemdeki bir adam için kabul edilebilir bir şey değil yani bunların hiçbir tanesi. Şimdi ne yaptık? Dediğim gibi bu Kartal vesaire, dediğim gibi bir kol sponsorluğu ve sırtı da konuşuyoruz. Bunları da bitirdiğimiz yerde ben şimdi ona uygun daha transferler yapmaya başlıyorum. Bundan sonra gelecek oyuncular daha şey oyuncular olacak. Matematiksel tanesi olarak nedir hedefiniz başkanım, bütçe? Yani öden 40 milyon euro ya da 35 milyon euroluk bir takım gibi. Şimdi şöyle, biz şampiyon olduğumuz yılda da işte ben konuşuyorum. İşte herkes şey söylüyor, işte 27-28 milyon eurolar falan konuşuluyor. O zaman da o değildi. Sonuçta neti konuşmak lazım. Sen bonusuyla monusuyla bu adamlara ne ödüyorsun? Evet. Hani, o ödenen rakam 35'ti. 35-36 civarlarındaydı. Yine o civarlarda 36-40 arasında bir rakam. Biz tabii 120'ler-130'lara çıkamayız. Fener'in gittiği, yani isim vermeyelim şimdi, diğer takımların gittiği yerlere biz gidemeyiz. Öyle bir şey yok yani bizde. Öyle bir şey de yok. Ama o aradaki farkı biz birliktelikle, hırsımızla, azmimizle, mücadelemizle, güçlü bir oyunla, takımın sistemiyle, en önemli konu o, takımın sistemiyle fark yaratmak durumundayız. Peki bu transferdeki çok bir futbol adamı olarak, Trabzonspor başkanı olarak değil de,
yani futbola gönül vermiş, izleyen, takip eden bir kişi olarak transferdeki rakamları çılgın buluyor musunuz? Yoksa çok yüksek rakamlar konuşuluyor. Yani özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, belki siz takım ismi söylemezsiniz ama genel olarak merak ediyorum düşüncenizi. Yani yaptıkları hiçbir iş beni ilgilendirmiyor. Dikkatimi de çekmiyor. İlgim, yanlış anlamayın yani soruya karşılığında söylemedim bunu. Ama hiç umurumda değil. Kimi aldıkları, kimi verdikleri, kimi getirdikleri hiç düşünmüyorum. Tek bir şey düşünüyorum. Bulmam gereken bir para var. Bütçemiz var. O sponsorlukları düşünüyorum. Kartalı bitirmemiz lazım. Oradan ciddi para kazanmamız lazım. Kadromu kurmam lazım. Taraftarımı yanıma alıp yoluma devam etmem lazım. Basketboldaki hedefiniz nedir? Son mesaj kurdunuz. Merak ettim onu da. Nerede pardon? Basketbolda. Geçen sene takım benim gelmeden önce bir sözüm vardı taraftara. Benim bir basketbol geçmişimiz de var yöneticiliğimiz ufak da bir süre olsa. Trabzon'da basketbol çok sevilen bir spor. Şampiyon da oldunuz. Alt ligde olduk, üste çıktık. Tamam. Evet, yani. Bir heyecan kattı Trabzon'a. Şehirde isteniyor. Biz de en alt ligden başlayarak yavaş yavaş yukarı gelen bir takım kuruyoruz. Bu yılda olduğumuz ligdeki hedefimiz yine şampiyonluk, bir üst lige çıkmak. Tabii ondan sonrası sponsor işi. Basketbolda böyle gelirler de yok. Futbolda da gelir yok da, hani basketbolda hiç yok. Dolayısıyla orada basketbolun yanına Trabzonspor isminin önlediği sonrasına bir isim katıp basketbolda farklı bir yol izleme planımız var. Evet. O isminin kim olacağı yolunda da görüşmelerimiz var. Bakalım hayırlısı. Peki noktayı koyuyoruz. Son evet. Bir cümlelik mesajınızı alalım. Trabzonspor'un kupalarıyla koyacağız zaten noktayı da Sayın Başkan. Şöyle söyleyeyim. Evet. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok ciddi ve sıkıntılı günlerden geçtik. Bu günleri de hepsini bilerek yaşadık. Yani biz bunların nasıl başımıza geleceğini, biliyorduk. Taraftarımdan bir ricam var. Lütfen bu transferler bitmesini bekliyorlar, anlıyorum. Bu transferler tamamlandıktan sonra herkes formasını alsın, tribünlere gelsin. Sahada futbolcusuna, teknik kadrosuna sahip çıksın. Onların yanında olsun. Çünkü bir sürece gireceğiz. Bu süreçte bizde olmaları çok önemli. Benim karşımda devlet desteği almış, önemli bütçelere sahip büyük kulüpler var. Biz de bunlarla beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla benim bu mücadeleyi tek başıma yapmam Ertuğrul Doğan yönetim olarak mümkün değil. Benim Trabzonspor camiasının gücüne ihtiyacım var. O gücü gerektiği yerlerde biz her zaman gösteriyorlar. Beni yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Evet. Hep beraber önümüzdeki yıl tüm camiamızla beraber, biz değil, tüm camiamızla beraber zirve yarışında olacak bir yıl olmasını diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan konuk olduğunuz için. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Gündem özelin sonuna geldik efendim. Trabzonspor'un son yıllarda damga vuran kupalarıyla veda ediyoruz. Hoşçakalın.